Western, Amerika Birleşik Devletleri ulusunun Atlantik kıyılarından batıya olan göçleri sırasında yaşadıkları olaylar ile yoğrulmuş bir kültürdür. Bu kültür, günümüzden 117 yıl önce gösterime giren ilk Western filmi, Büyük Tren Soygunu ve daha sonrasına çekilen Vahşi Batı temalı diğer filmleriyle tüm dünyaya yayılmış ve benimsenmiştir. Sinemadan edebiyata, modadan toplumsal ahlak kurallarına kadar birçok konuda etkili olan bu kültür günümüzde hala yaşatılıyor. Hepimiz en azından hayatımızda bir defa bile olsa bir Western filmi izlemişizdir. Ve o uçsuz bucaksız topraklarda at koşturan kovboyların giydikleri botlar ve şapkalar aklımıza yer etmiştir. Bugün kovboy kültürünün hayatımıza getirmiş olduğu aksesuarları İstanbul'a getiren Aydın kardeşlerle birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İstanbul doğumluyum, 1960 doğumluyum. İşte çocukluktan beri işte ilkokul bitti. Ortaokuldan sonra işte biz çırak olarak bu mesleğe başladık ayakkabı sektöründe. Babam da ayakkabıcıydı. İşte sayacılık denilen branşları vardır bunun. Ben sayacı olarak başladım. Abim kalfa olarak başladı. Devam ettik. İşte çıraklık, kalfalık derken askerlik süremiz gelince askerimize gittik. Askerliğimizi yaptık. Askerden geldikten sonra abi kardeş bir fiil ufak ufak başladık biz ayakkabı yapma. Ayakkabı yaptıkça işte ustalaştık. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Ünlü mağazalara çalıştık. Ondan sonra aklımıza 85-86 senelerinde öyle bir kovboy çizmesine girelim dedik. O zaman çok revaçlıydı. Ondan sonra biz bir fiil başladık abimle ikimiz kovboy çizmesi üretmeye. İşte dediğim gibi bütün ünlü markalara çalıştık, firmalara çalıştık. Baktık imalatta pek fazla bir şey yok. Yani para kazanamıyoruz. Kendimizi bu sefer bir mağaza açıp mağazada özel olarak çalışmaya başladık. Şaka maka bir 10-15 seneden beri işte özel olarak işte kişiye özel çalışıyoruz. Filmlere yapıyoruz. İşte ne bileyim tiyatrolara çalışıyoruz. İşte atıyorum tasarımcılar bir tasarım çizmiş. İşte efendim bunu yapabilir misiniz? İşte gayet başarılı olarak yapmaya çalışıyoruz efendim. Evet. Gayet de başarılı olduğunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkes tarafından biliniyor. Eksik olmayın. Sağ olun. Peki bir kovboy çizmesinin yapım aşamalarını bize anlatabilir misiniz? Vallahi efendim yapım aşaması ilk önce biz müşterinin ne istediğini soruyoruz. Yani atıyorum renk. Mesela kovboy çizmesinde çok renkler mesela daha böyle güzel duruyor. Renkleri belirliyoruz. Modeli belirliyoruz. Ayağının ölçüsünü alıyoruz. Bunları yaptıktan sonra işte derileri tedarik ediyoruz. Modelini ben hazırlıyorum, çiziyorum, kesiyorum. Dikiyorum. Ondan sonra işte o modeli hazırladıktan sonra sağ olsun abim de alt kısmını yapıyor. Ökçesi, topuğu, alt köselesi. İşte artı bir de müşterimize soruyoruz. Yani topuğunu nasıl istersiniz? Daha içeri doğru sotalı mı? Yüksek mi? Onları da bize belirttiği zaman biz ona göre tasarlıyoruz ve yapıyoruz. Bu işte 9 tane branş var. Ama tabii bu 9 tane branş her şeye bağlı olarak devam ediyor. Bu işte kesim, saya, kardeşimin yaptığı işler, kalfalık benim yaptığım işler. Bunun yanında fora, gazıma dediğimiz makinelerle çalışma. Hep bunlar branşa giriyor. Ökçe, o da ayrı bir branş. Bir de en son bu iş bittikten sonra zımpara dediğimiz, kaba tabirle ben bitiriyorum. Ama bu iş ince bir zımparaya giriyor, boyanıyor altları. Buna da freze diyoruz. Bunlar tabii 9 tane branşa bağlı oluyor. Peki bir botun yapımı yaklaşık ne kadar sürüyor? Bir botun yapımı 4 veya 5 günü buluyor. Bir çift botun yapımı. Peki özel siparişler ne kadar? O da aynı. Bir hafta ama eğer yılan derisi veya karakoy cinsi deride olursa bundan 10 veya 12 günü buluyor yapmak. Bu timsah ve yılan derisi Türkiye'de bulunmadığı için ithal geldiği için onun için bu iş uzuyor. Yoksa normalde vidala deri dediğimiz, yağlı deri dediğimiz deriler Türkiye'de her zaman bulabildiğimiz deriler. Mesela bu deriyi bulma şansımız da ama bunun üstüne yılan derisi olursa onun için bir gecikme aşaması oluyor. 10 veya 12 gün süre zarfında. Bildiğim kadarıyla bütün çizmeler deriden yapılıyor. Tabii deri. Deri. Şimdi bu zaten işçiliğe imitasyon malzeme kullandığınız zaman çok kötü bir mal çıkar ortaya. Yani zaten derinin kalitesi belli eder kendini. Artı bir de şöyle bir şey var. Yani bu kadar işçiliğe dediğim gibi imitasyon çok yazık oluyor. Bir de ayağa ter ve koku yapar imitasyon malzeme. Biz kesinlikle kullanmıyoruz.
Peki ne tür deri kullanıyorsunuz acaba? Biz dana derileri kullanıyoruz. İçlerine keçi astar kullanıyoruz. Bazen içlerine dana derisi de kullanıyoruz. Dana ama astarlık olanı kullanıyoruz. Altlara dana köselesi, Fransız köselesi dediğimiz güzel köseleyi kullanıyoruz. Ve ökçeleri elde yapıyoruz kat kat. Yani kendimiz üretiyoruz. Hazır bir ökçe koymuyoruz. Çünkü müşterinin istediğine göre öyle yapmak zorundayız. Bir de yılan derisi var. Onlar egzotik olaylara giriyor. Atıyorum kroko, timsah derisi, balık derisi, vatos mesela. Bunlar çok egzotik deriler. İşte atıyorum kertenkele derileri, işte piton derileri, anakonda. Bunları İtalya'dan getirtiyorlar. Zaten satan firmalar var burada. Atıyorum 40 dolar, 45 dolar civarında metresi var. İşte her bir yılan şaka maka 3.30, 3.70 pitondan bahsediyorum. En çok onların sırttan kesimli yani karın bölgesi kabartmalı olanlar çok tutuluyor. Biz de öyle çalışıyoruz yani müşterinin isteği doğrultusunda. Bu tarz siparişleri alıyorsunuz. Alıyoruz tabii. Peki bu kovboy çizmelerinin bir tasarımı var. Yani öne doğru sivriliyor bu kovboy çizmeleri ve mutlaka bir topuğa sahip oluyorlar. Bunun özel nedeni var mı? Vallahi efendim işte yürüyüş esnasında zemin engebeli olduğu için mesela kovboyun yaşadığı yer şehir olmadığı için mecburen çakılda, toprakta ökçeler yere bassın diye dar ve sotalı yapılıyor. Ata da kolay binsin ve kolay insin diye yani özengiye girmesi için burunlar sivri. Bunun amacı bu. Yani herhangi bir tehlike anında da ayağınızı kolaylıkla özengiden çıkartabileceğiniz şekilde ucu sivri. Ucu sivri ve altında ökçenin kısmında çelik koyuyoruz. Kovboy veyahut da binici ayağa kalktığı zaman ayakkabı yamulmasın diye. Ortasında bir çelik vardır şöyle topukla çizmenin köselenin arasında. Bu aynı zamanda biniş tekniğine de destek olan tabii destek olan bir çeliktir evet. O hiç yamulmasın diye. Mesela atıyorum Tokyo'ya binseniz nasıl olur? O olay olmasın diye. Anladım. Evet. Peki bu çizmeleri hangi mevsimlerde kullanabiliriz? Valla efendim biz yaz kış çalışıyoruz. Sadece karlı havalarda giyilmemesini önemli söylerim. Çünkü deri karlı havada giyildiği zaman biliyorsunuz beyaz beyaz kusmalar yapar. Çünkü o da karın ve içinde tuz olduğu için. Bir de ayak terlemelerinde yapar o aynı şeyi mesela. Ama bizim ürünlerimize yapmaz ama yani karda giyilmez. Karda giyilmez. Karlı havalar haricinde her mevsimde her zaman giyilir. Tabii. Yazın da giyilir. Yazın da giyiliyor çünkü hakiki deri ve kösel olduğu için nefes alır malzeme. Deri nefes alır alan bir malzemedir. O yüzden ter yapmaz kesinlikle. Ve koku yapmaz. Peki kovboy çizmeleri haricinde ne tür ürünler üretiyorsunuz? Valla kovboy çizmesi zaten ayakkabıcılık sektöründe en zor olan bir şey. Biz onu yapıyoruz ama diğerleri de çok bize sunulduğu zaman şunu da yapar mısınız? Atıyorum terlik, işte sabotellik, işte ne bileyim gladyatör tarzı işler, ne bileyim ceket, pantolon, deriden aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz yelek. Hatta bildiğim kadarıyla birçok filmde de bu ayakkabılı tasarımlarını kullandılar. Evet, evet yaptık. Yahşi Batı'yı yaptık. Ne bileyim işte Diriliş dizilerine yaptık. İşte ne bileyim Çanakkale filmlerine postallar yaptık. Mermilik kütüklükler yaptık. Yani yaptık yani işte ne bileyim motosiklet eğerleri, seleleri yapıyoruz, çantaları yapıyoruz. Onun aklınıza ne gelirse bıçak kılıfları. aynı zamanda eğer çantaları da yapıyorsunuz ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu eğer çantaların yerini galiba motosiklet çantaları aldı diyebiliriz. Biz de artık modern kovboy olduğumuz için biz de motosikletçiyiz. Yani biz de motosikletlere biniyoruz. İşte eğer yerine motosikletlerin selelerini süslüyoruz. İşte resimler çiziyoruz. Deriyle kabartmalar yapıyoruz. Püsküller yapıyoruz. Yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Yani aslında deriyle ilgili her şeyi yaptığınızı söyleyebiliriz. Çünkü kovboy şapkaları da yapıyorsunuz. Evet, temelleri yapıyoruz, yapıyorsunuz. Yapıyoruz efendim. Evet yapıyoruz. Peki yani neden kovboylar? Siz bu kültürden nasıl etkilendiniz acaba? Vallahi efendim biz çocukluğumuzda Texas Tom Buki Zagor denilen kitaplar vardı biliyorsunuz. Biz hep onları okurduk yani. Ve oradan bir aşinalık var. İşte ne bileyim her hafta pazar sabahları TRT1'de kovboy filmleri oynardı. Hep seyrederdik, kaçırmazdık yani. Oradan bir sevgi var yani. Bir özlem var. Bir de yani kendimiz de çok seviyoruz çizme giymeyi. Çalışıyoruz yani. Mesela korsan çizmelerini falan çok yaptık yani. Ürünleriniz daha çok kimler tercih ediyor? Vallahi efendim bizim ürünlerimizi işte sanat camiası, işte ne bileyim moda tasarımcıları, tasarımcılar, bu kıyafetleri çok giymeyi seven kişiler,
Yani bayağı ne bileyim 70 yaşında bir abilerimiz var. Olduğu gibi kovboy kıyafetinden gezer mesela. Hasta yani bu işe hasta. Sevgisi var. Yiyor. Yiyor. Biz de çalışıyoruz, yapıyoruz yani sonuçta. Evet. Binicilik dünyasından herhangi bir ilgi var mı? Valla binicilik dünyasından pek fazla bir müşterimiz olmadı ama binici çizmeleri yaptık. Filmlere Atatürk çizmeleri yaptık, jokey çizmeleri yaptık. Ama yani bir jokey kulübüne falan öyle bir şey yapmadık henüz efendim daha. Ama istenildiği takdirde yapacağız herhalde. Asıl kökeninin İspanya'ya dayandığı söylenen kovboy kültürünü günümüzde Beyoğlu'ndaki dükkanınızda yaşatıyorsunuz. Peki bu mesleği önümüzdeki süreçlerde nasıl sürdürmeyi planlıyorsunuz? Bunu yıllardan beri kendi çocuklarımıza da öğretmek istedik. Fakat öyle bir şey olmadı. Niye olmadı? Sabır denilen bir olaydır bu. Yani sanat öğrenmek. Önce sevmesi lazım, istemesi lazım. Yani biz de çok böyle birkaç yerlere yazı yazdık. Biz KOSGEB destekli olduk ilk başta bu kuruluşta. Öğrenci istedik, yetiştirelim. Ama hiçbir cevap gelmedi hiç kimseden. Bizden sonra da herhalde bu meslek bitmiştir. Yani yapacak yok. Yani çünkü sanat yetişmiyor. Sanatkar yetişmiyor. Çırak bulamıyoruz. Dediğim gibi yani ne bileyim el sanatı, deri sanatı çok zor bir iş yani. Çocukluktan olması lazım bu işin. 11-12 yaşında. Aynı biz de 11 yaşında başladık bu mesleğe. İşte yaşımız 57 oldu. Artık biz de 2 ay sonra emekli olduktan sonra artık biz de bir yere çekileceğiz yani. Aslında bir fiziksel güç de gerektiriyor bir tabii yani. Sabır dediğim gibi en azından. Sabatkar olmak gerekiyor. Yani. İşin en acı tarafı bu. Maalesef yok. Yetişmiyor. Yetişmiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. At ve sanat dosyamızın bu ayki konukları kovboy kültürünü İstanbul Beyoğlu'ndaki Sofistik Çizme adlı dükkanlarına taşıyan Erhan ve Erdal kardeşlerdi. Kendilerine keyifli sohbetleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.